İlk olarak dosya üzerinde çalışma yapılabilmesi için nokta bulutu halinde bulunan dosyanın mesh olarak bilinen üçgensel ağ yapıya dönüştürülmesi gereklidir. Mesh menüsü altında bulunan Point Cloud to Mesh komutunu kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Aynı komuta hızlı erişim araç çubuğundan da giriş yapılabilmektedir. Komuta girişin ardından nokta bulutu seçimi yapılır. Nokta bulutunu dönüştürmek için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan ilki, otomatik sınır mesafesi belirleyerek nokta sıklığını ayarlamaktır. Burada program, noktalar arasındaki mesafe için tahmini bir değer uygular. Şimdi onaylayarak sonuca bir göz atalım. Nokta bulutunu gizledikten sonra oluşan sonucu kontrol ettiğimizde, nokta sıklığının yeterli gelmediğini ve parça üzerinde boşluklar oluştuğunu görüyoruz. Bu seçenek ile işlem sonucu modelden modeli farklılık gösterebilmektedir. Şimdi diğer bir seçenek olan, kullanıcı tanımlı sınır mesafesi belirleme seçeneği için tekrar giriş yapıyoruz. Seçim yapıldıktan sonra bir değer belirleyerek işlemi gerçekleştirebiliriz. Ortaya çıkan sonuç kontrol edildiğinde, mesh yapının başarılı şekilde oluştuğu görülmektedir. Mesh yapının kontrolü, tanılama aracı kullanılarak kapsamlı şekilde gerçekleştirilir. Bu tanı için hızlı erişim araç çubuğunda mesh tanılama komutuna giriş yapılır ve ardından parça seçilir. Parça seçimi ile birlikte kontrol otomatik olarak gerçekleşir ve sonuç görüntülenir. Sonuca göre ayrıca onarım araçları da komut içerisinde yer almaktadır.